Yazın bu ilk günlerinde domatesli pilav yapacağız. Evet, hiç anlamadığım bir şekilde insanlar pilavı çok stres haline getiriyorlar. Özellikle domatesli pilavı daha da stres haline getiriyorlar. Haliyle pilav bir ölçü işi bildiğiniz üzere. Ben bugün Osmancık pirinci kullanacağım. Valla benim çocukluğumda annem Osmancık pirinci kullanmazdı. Baldo ile yapılırdı pilav ama Osmancık pirinci son birkaç senedir oldukça popüler. En azından benim için hayatıma birkaç sene önce girdi. Osmancık pirincinde de beyaz olarak yapacaksanız 1'e 2 kadar su kaldırabilir. Domatesli pilavda ise ölçümüz 1'e 1,5 kaynar su şeklinde. Nedenini de şimdi anlatacağım. Öncelikle bir su bardağı kadar 250 ml pirincim var. Pirinci öncelikle bir yıkamam lazım. Şöyle generous, yani bolca tuz koyuyorum üstüne. Üzerine kaynar su döküyorum. Pirinci kapatacak kadar. Şimdi tuzu koymamızın nedeni suyun içine pirinçlerin çatlamaması. Suyun içine neden koyuyoruz? Üzerindeki fazla nişastadan da kurtulmalarını istiyoruz. Bu sırada biz ne yapacağız? Şimdi bir su bardağı pirinç için böyle benim bir avuçtan biraz daha fazla, yani bir büyük boy domates kadar çeri domatesim var. Bunları da böyle bir kez daha üstlerinden geçelim, kokoreççi gibi. Evet, normalde biliyorsunuz bu işlemi yaptığımızda domatesin suyunu her zaman kullanmıyoruz ama bunda pilava hem lezzet hem renk vermesi için domatesin suyuna da ihtiyacımız olacak. Evet, benim için domateslerin boyutları yeterli. Şimdi burada şöyle bir şeyimiz var. Bir yarım yemek kaşığı kadar tereyağı. Bakın yarım yemek kaşığı kadar tereyağını bıraktım. Bunu son pilav demlenirken üstüne atacağım. Biraz da zeytinyağı koyuyorum. Şimdi bunu ocağa aldım. Şimdi tereyağı eriyinceye kadar bekleyeceğiz. Evet, tereyağım eridi. Artık domatesi alabilirim. Burada tuzunu, karabiberini ekleyelim. Çok hafif suyunu çektireceğiz domatesin. Domates burada pişerken ben de artık pirincimi süzeceğim. Önce süzeceğim, ondan sonra da soğuk suyla yıkayacağım pirinci. Domatesin kokusu harika şu anda. Tam olarak Ahmet, sen rengine ve domatesin ne hale geldiğini gösterdin. Çünkü birazdan artık suyunu, pirincini ekleme durumuna geleceğiz. Bir yandan kaynayan suyum vardı zaten. Kaynar su bizim olmazsa olmazımız bu tarifte. Evet, ne demiştik? 250 ml, yani bir su bardağı pirincimize 1,5 su bardağı kaynar su ekleyeceğiz demiştik. Domatesli pilavın püf noktası abi, pirinç kavrulmaz. Zaten insanlar domatesli pilav yapmaktan da o yüzden kaçınırlar. Hep de bahaneleri şudur: bizim evin öyle bir adeti yok, bizim evde domatesli pilav pişmez. Neden pişmez? Çünkü pirinç toparlanmıyor. Pirincin lap olma ihtimali daha da yükseliyor. Ama bu tarifle beraber artık herkes, buraya yazıyorum. Şimdi yalayamıyorum parmağımı çünkü yemek yapıyoruz burada. Ama buraya yazıyorum, artık bütün Türkiye domatesli pilav yiyebilecek. Burada baş başayız, kimse alkışlamıyor. Neyse. Çok güzel, burada domatesli suyumuz da kaynadı. Evet, gördüğünüz gibi pirincim de süzüldü. Soğuk suyla yıkadım bu pirinci. Pirinci de içine koydum. Evet, şöyle bir karıştırdım. Sadece bu kadar karıştırdım, dokunmadım. Şimdi bir fokur diyecek. En kısık ateşe alacağız. Ve ara sıra bakacağız. Hazır olduğu zaman görüntü olarak da göstereceğim size ama arasında böyle petek petek görüntüler olacak. Bu arada gösterelim Ahmetciğim. Evet, bundan sonra artık en kısık ateşteyiz. Evet. Evet, petekleri görebiliyorsunuz değil mi? Evet, şimdi de en yüksek sıcaklığa alacağım. Çok az, 1-2 dakika kadar biraz tıkırdatacağım pilavı.
Bir mutfak bezi alıyorum. Mutfak bezini soğuk suyla ıslatıyorum. Biraz daha böyle suyunun bittiğiyle alakalı bir ses duyuyor olmamız lazım. Ve şu anda o sesi duyuyoruz. O yüzden artık ben bu pilavı alıyorum. Bak şimdi mutfak bezini oturttuğumuzda da bir coşlama duymamız lazım. Demek ki biz bu işi gerçekten başarmışız. Evet, söz verdiğim gibi elimde kalan tereyağını içine koydum. Üzerine bir rulo havlu örttüm. Kapağını kapadım. Şimdi artık pilavın demlenmesini bir 5 dakika bekleyeceğiz. Şöyle bir havalandıracağız. Ondan sonra da artık servis yapmaya hazır olacak. Bir, iki, üç. Evet, fotoğraf çekimi için üzerine dereotu koydum. Çekici olsun diye, güzel bir renklensin diye. Şimdi öncelikle keyifle dereotunu alıyorum ve atıyorum. Size verdiğim bir söz vardı. Domatesli pilavı yapmamızın bir amacı vardı. Bir gece üzerine uyuduğum taze fasulye. Dolapta serinledi. Ben tadına baktım nasıl olmuş diye. Durduktan sonra yani. O yüzden önce bir sekten. Fasulyenin linkini verelim. Ha evet, fasulyenin linkini verelim. Fasulyenin linki nerede diye soranlar için fasulyenin linki şurada bir yerlerde. Güzel bir fasulye tarifi de vermiş idik. Şimdi bir tadına artık bakalım. Abi söyleyecek hiçbir söz yok. Yani şeyi çok iyi. Kıvamı inanılmaz iyi ya. Ne çok diri ne çok lapa. Zaten bak bakarsan böyle tane tane yani. Anlatabildim mi? Şimdi hep hayalini kurduğum şeyi yapacağım. Bir şey diyeceğim. Çok iyi ya fasulye. Çok güzel yapmışım. Aferin Umut. Bravo Umut sana. Çok güzel yapmışsın. Şuraya bir de karpuz eklesek. Vallahi bir de yoğurt olsa. Ya gerçekten yani bugün Haziran'ın ilk haftasının günlerinden biri. Yani bütün kış hayalini kurmuş gibiyim ya. Çok mutluyum. Tamam artık kapat gidelim. Yani diyecek hiçbir şeyim yok.